TRT televizyonuna bir şey çekiyorduk, bir belgesel. Bunun için işte Suriye'ye gittik. O zaman kaçırıldık Suriye'de. Fua köyü vardı orada. Fua. Evet. Orada bir grup tarafından, Hizbullah'la bağlantılı olan bir grup tarafından kaçırıldık. Onlar bir yolu kesmişlerdi böyle. Yolda yakaladıklarını alıp Fua'ya götürüyorlardı. Şey için, karşılıklı böyle tebadül, değişim kullanmak için. Yani anladığım kadarıyla onlardan da birileri başkalarının elindeydi. O gün tesadüf eseri, biz de belgesel çekmek için oradan geçerken bizi de yakaladılar. Hatta onlar da şaşırdılar, siz nereden çıktınız diye. Yani normalde onlar hani bir Sünni yakalayıp götürüyorlardı köye böyle bir grup. 40-50 kişilik falan bir gruptu yani böyle. Bir hafta bizi Fua'da tuttular. Ben 55-60 güne yakın işte yerin altında, cezaevlerinde kaldık. 1 metreye 3 metrelik yani. 1 metreye 1 metre şey var, 1 metre 1,5 metre, ne 3 metresi. 1 metreye 1,5 metrelik bir şeyde, hücrede kaldık. Tek başıma kaldım. Bir arkadaşım daha vardı, o da tek başına kalıyordu. Ama bizim mesela yan hücrelerimizde 2-3 kişi vardı. Ve çok kötü şeyler gördüm orada. Ben daha önce İsrail cezaevlerinde de kaldım. Bu Mavi Marmara gemisindeydik. Evet. Yani İsrail'i hiçbir şekilde sevmem, nefret ederim İsrail'den. İsrail işgalci Filistin'de ama İsrail'de kaldığımız cezaevi Suriye'deki kaldığımız yere göre 30 yıldızlı, bırakın 5 yıldızlı, 30 yıldızlı otel gibiydi yani. Orada gözümüzün önünde bir genci mesela döve döve öldürdüler. Küçük çocuklar vardı. Anladığım kadarıyla bunlar direnişçilerin çocukları. Yani babasını yakalamadıkları için onu getirmişler. Onları nasıl dövdüklerini gördüm. 3 kadın gördüm. İç çamaşırlarıyla, atletleriyle tutuyorlardı mesela. 3 tane öyle kadın gördüm yani. Ve şimdi mesela Türkiye'de bazen insanlar diyorlar ki ya bu Suriyeliler niye ayaklandı? Hani bu konuşuluyor, bu savaş niye çıktı? Ben oradaki manzarayı görünce ya bu insanlar nasıl dedim sabretmişler yıllardır. Çünkü o zulüm, o işkenceler yıllardır devam eden işkenceler. Bizim 55-60 gün gördüğümüz ve gerçekten dayanılmaz bir şeydi. Ki bize çok bir şey yapmadılar. Hani oradaki Suriyelilere çok işkence yapıyorlardı. Limeze alem yefarlı. Çünkü Türkiye'de çok kamuoyu oluşmuştu yani. İşte Türk vatandaşıyız yani. Kendi vatandaşlarına yapıyorlardı zulmü. Aslında bütün Suriye halkı bir zindanda. Yani onu fark ettim. O ülkeyi yönetenlerin acımasızlığını, zulümlerini görünce Suriye'nin olduğu gibi aslında gardiyanlar tarafından kontrol edildiğini, bir halkın zindanda olduğunu, halkın zulüm altında olduğunu düşündüm yani orada.